Merhaba, herkese iyi pazarlar. Önce şunu hatırlatayım, hiçbir sosyal medya hesabı yok buradan, başka hesabım yok. Telegram'da hiç yokum, hiç bilmem. Oralarda videolar varsa ya da başka yerlerde görürseniz ve bunlar tavsiye içeriyorsa kesinlikle benim değildir. Muhtemelen sizin paranızı kullanmaya çalışıyorlardır. Bunu bir hatırlatayım. Söylediklerim de %100 değil. Teknik analizi %100 kesinliği yoktur. Onu da söyleyeyim. Yani buna da böyle kaptırıp da kesin oradan döner, kesin buradan döner. Öyle bir durum yok. Sadece teknik senaryolar. Şimdi Tuborg'da çok uzun olmayan bir zaman önce, galiba bir hafta önce falan bakmıştık. Tekrar istedi bir arkadaş. İkili dip mi var dedi. Burada ikili dip falan yok. Yani ikili dip formasyonun bazı özellikleri olur. Bu özellikleri şimdilik taşıdığını söylemek zor kağıdın. Öyle bir özellik yok. Düşüş akımı içinde, yani geçen hafta da söyledim. Bu düşüş akımı içinde hareketine devam ediyor. Onu biraz uzatalım şöyle. Hatta biraz daha oturtalım. Şöyle yaparsam 3 teması aldım. 4 teması var buraya. Yani 4 temastır kıramadı bu akımı. Dolayısıyla düşüş akımı içinde kaldıkça aşağı yönlü hareketine devam etmesi beklenir haliyle. Fakat 16.31, yani 50 gün ortalamasıdır 16.31. Hani oraya da şimdilik diyorum, tutunuyormuş gibi bir hava var. 3 denemede o tarafa var. 3 denemede de kıramadığı yer 16.31. Dolayısıyla burada 50 günle 50 gün ve trend arasında bir sıkışma, kıramazsa ikisinde beklenir. Ve hangi tarafa kırarsa hareketini de o tarafa muhtemelen devam eder. Ama yani hareketin hiçbir zaman şiddetini, yani marjını bilemeyiz. Bunun dışında hani özel bir formasyon yok. Yani burada şimdi bir şey var. Hamile buna şey diyebilirler, ayı diyebilirler ama yani düşüş akımı içinde hamile ayı zaten düşüşü ifade eden bir formasyon. Orada bunu söylemek bile gereksiz. Baktığımız zaman RSI aşağı bir yön ifade ediyor. MACD de aşağı yön ifade ediyor. Dolayısıyla yani şurada bana göre, hani şimdi 16.31 kırılırsa bana göre 15 lira 5 kuruş desteği aşağı hareketlerinin devamı halinde önem taşır. 200 gün ortalamasıdır o. Basit ortalamasıdır. Ve bu kağıt 2019'dan beri 200 gün basit ortalamasına sadece bir kere değdi. İki kere değdi diyelim. Şurada Ağustos döneminde. Onun dışında da 200 gün ortalamasına hiç yaklaşmadı. Dolayısıyla hani işler kötü giderse 15 lira 5 kuruş, ki yani dinamiktir o, değişir. Ama kolay da yani bir kuruş bir kuruş değişir. Çok öyle hoplayıp zıplayıp değişmez. 15 diyelim avansıyla, 15 lira seviyesi önemli. Oranın altına doğru sarkmalarda iş biraz değişiyordur. Yani artık düşünün, şuradaki 2019'dan beri gelen, şöyle ki şunu da söyleyeyim, hani temel analizi olarak söyleyeyim. Tuborg döviz kazanan bir firma. Aslında 2019'dan beri zıplaması da belki onun etkisi de var. Yani bilançoyu büyütüyor büyük ihtimalle. Bakmadım, dönüp istiyorsanız bakın. Onu da teyit edin. Bilançosunu büyütüyor olabilir döviz kazandığı için. Çünkü buradan 6-7, bilmiyorum kaç ülkeye, tam bilmiyorum ama birçok ülkeye ihracat yapıyor diye biliyorum. Yani bunu kendiniz değerlendirin. Neyse, 200 güne dönersek yani şu trendi çiziyor. Onun için önemli 200 günün kırılmaması. Yani orası kırılırsa 2019'dan beri gelen bu trend artık sona ermiş olur. Ama tabii trende deyip tekrar yukarı sıçramalar, şunlar bunlar olabilir. Onun için bir şey diyemem. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Hepinize iyi haftalar dilerim.